İşi Batshuayi'nin attığı golle beraber Beşiktaş, Babakars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etmeyi başardı. Tıpkı Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesinde olduğu gibi tek gollü bir galibiyeti vardı Beşiktaş'ın. Stüdyoda İbrahim Üzülmez, Gökhan Keskin ve Ceyhun Eriş'le beraber Babakars Fatih Karagümrük Beşiktaş mücadelesini konuşuyor, değerlendiriyor olacağız. 1-0'lık galibiyet. İlk yarıyı yukarıda Gökhan Hocam beraber devre arası yayınında konuşmuştuk. İkinci yarı bambaşka başladı. Beşiktaş arka arkaya pozisyonlar buldu. Ofsayta kaldığı pozisyonlar da vardı ama pozisyon çeşitliliği ve zenginliğini arttırarak ikinci yarıya başlayan bir Beşiktaş izledik. Skor tabelasında tek gol var. Sonuç itibariyle gelen bir 3 puan. Beşiktaş ikinci yarıya iyi başladı ama 10-15 dakika sürdü o iyilik. Onun peşinden sonra Karagümrük oyuna ağırlığını koydu diyebiliriz. Geçtiğimiz hafta Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanan maçı da 1-0 bitirdi. Gene böyle bir senaryo yaşandı. Maçtaki senaryo hemen hemen aynıydı. Ama Karagümrük hakikaten sonlara doğru iyi gelmeye başladı. Beşiktaş sadece defansta kaldı. Beşiktaş için bence tek iyi şey alınan 3 puan. Yani istediğini aldı diyebiliriz. Yorgunluğu bahane olarak sürebilirler. Neredeyse 7 günde oynadıkları 3 tane maç var. Yani pek esasında oyun açısından hiç umut vermeyen bir tablo duruyor. Ama alınan puanlara baktığımız zaman tam tersi oluyor. Esasında ikilemde kalıyor insan. Şimdi geçen hafta 19 maç sonra mıydı? 16 maç sonra mı? Kalesinde gol görmeyen bir Beşiktaş vardı. Bugün de kalesinde gol görmedi. İşte geçtiğimiz baktığımız zaman 3 gün önce Antep Spor'u da 1-0 yendi. Tabii. Aynı şekilde bu maç bana esasında şunu hatırlattı. İlk kere oynadığı Kasımpaşa maçını hatırladı. Kasımpaşa maçında da 1-0 gitti. Ondan sonra bayağı bir pozisyona girdi. Sonradan da Kasımpaşa 1-1'lik beraberliği buldu. Peşine maçı da kazanıyordu. Hı hı. Burada Karagümrük beraberliği bulacak pozisyonları maçı sonuna doğru yakaladı. Ersin iyi kurtarışlar yaptı. Özellikle Büstöviç'in vurduğu frikikte topu muazzam takip etti ve çıkardaki kolay bir pozisyon tehlikeli değil. Tehlikeli bir top. Yerden de sekti. Tabii de, özellikle kalecinin soğuk olduğu bir ortamda, havanın da soğuk olduğu bir ortamda. Ama sonuçta dediğim gibi istediğini aldı. Olimpiyat stadında maç oynamak kolay değil bu tarihlerde. Hakikaten soğuk bir hava. Rüzgarı bol olan bir stat. İnsana bir türlü böyle maç oynama isteğini vermeyen bir stat gibi duruyor. Beşiktaş için tek iyi tarafı dediğim gibi maçın kazanılması, alınan 3 puan sonuçta Trabzon'u takibe devam. Tabii iki karşılaşmasını 1-0'lık skorlarla kazanan bir Beşiktaş var. İbrahim Üzülmez. 6 puan. Önder Karaveli döneminde şu ana kadar belki taraftar tam anlamıyla istediği oyunu görmese de sonuç itibariyle artık öyle bir noktaya gelindi ki lig 3 puan her şeyden çok daha değerli ve önemli. Kesinlikle hocamın dediğine katılıyorum. Bu olimpiyatın havasından mı suyundan mı ambiyansından mı nedir bilmiyorum. Buradaki maçlar hakikaten temposuz geçiyor. Bugün iki takıma da baktığınız zaman zaten ilk 45 dakikalık süre içerisinde çok fazla pozisyon olmadığı bir müsabaka izledik. Beklentilerin çok uzağında bir Karagümrük, çok fazla pas hatası yapan bir Karagümrük. Biglia'nın olmaması Karagümrük'ün oyun bağlantılarını da çok fazla eksiltmiş bugün. Son Rize Spor maçında daha dirençli, daha saha içerisinde coşkulu bir Karagümrük vardı. Bugün Beşiktaş için şunu söylemek gerekiyor. Bazı maçlar vardır, oyun olarak değil, sonuç olarak çok önemlidir. Bugün Beşiktaş sonuç olarak çok önemli bir 3 puan aldı. Tabii ki oyun içerisinde bazı oyuncuların etkisiz olması, bazı oyuncuların beklentilerin çok uzağında olması Beşiktaş'ı coşkulu futbol anlamında seyredemedik bundan önceki müsabakalar gibi. Ama Karagümrük gibi önemli bir deplasmandan alınan bir 3 puan Beşiktaş takımı için bundan sonraki haftalarda da çok önemli olacağını düşünüyorum. Saha içerisine birazdan gireceğiz ama şunu belirtmek lazım ki Beşiktaş'ta bazı oyuncular hakikaten... Bu arada İbrahim Hocam şu anda canlı puan tablosu da ekranlara geliyor. İttifak Holding Konyaspor mücadelesi de tamamlandı. Maç fazlasıyla Beşiktaş 35 puanda 3. sıraya kadar yükseldi. Tamam evet bir maç fazlası var. Hafta tamamlandıkça belki tabii ki de rakiplerin alacağı puanlarla birlikte Beşiktaş'ın sıralaması değişebilir. Ama sonuç itibariyle sıkıntılı geçen bir dönemde 35 puanla 3. sıraya kadar geldi Önder şu an. Önder Hoca'nın gelmesiyle beraber zaten saha içerisinde oyuncuların o coşkusunun da arttığını görüyoruz. Bazı takımlar vardır, hocayı çok ön plana çıkartır. Bazı takımlar vardır, oyuncular vardır, hocayı hoca yapar. Şimdi Beşiktaş takımının mevcut kadrosu çok, yani bireysel anlamda background'u çok yüksek oyuncular var.
Josefi, Pjanic'i, Batshuayi'si, Vidas'ı, Montero'su vesaire. Hakikaten kaliteli bir takım. Tabii ki Sergen Hocam'ın dönemindekiyle şimdiki dönem arasında baktığınız zaman bireysel anlamda bazı oyuncuların da çok ön plana çıktığını görüyoruz. Mesela Josef Beşiktaş'ın çok önemli oyuncusu. Bugün hem defansif hem de ofansif çok önemli işler yapıyor. Sergen Hoca'nın döneminde Sergen Hoca Pjanic'i daha çok, Josef'i daha çok 8 numara pozisyonda kullanıyordu. Önder Hoca Pjanic. Şimdi ikisinin arasındaki çok önemli fark var. Birisi dönen topları kazanan bir Josef'in olduğunu düşünüyoruz. Ki bugünkü maça baktığınız zaman bundan önceki maçlarda futbolda artık çok önemli şey var. İkinci topları kazanan takımların hücumu tazelediklerini görüyoruz. Dolayısıyla burada Josef'in ön tarafta olması biraz daha Beşiktaş'ı agresif yaptı o bölgede. Pjanic'in geriden alınan toplarda servis özellikleriyle ön plana çıkıyor. Belki Beşiktaş'ta taraftarlarımız bizi eleştirebilir ama Pjanic'in biraz daha ön plana çıkması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu kadar önemli takımlarda oynamış, önemli meziyetleri olan bir oyuncunun sadece orta sahada sağdan soldan soldan sağ değil de hücum anlamında 3. bölgede de pozisyonun içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum. Evet, Batshuayi'ye, Gezal'a, efendim Larin'e attığı toplar var ama kendisinin de en azından hocam hatırlar mısınız bilmiyorum. Cunti'nin bizim dönemimizde 100. yılda bir Cunti vardı. 3. bölgeyi zorlayan bir oyuncuydu. Yani ben Pjanic'in farklı özellikler olduğunu evet ama Beşiktaş gibi takımlarda Pjanic gibi oyuncuların daha fazla önü zorlaması gerektiğini düşünüyorum ben. Problem çözmesi lazım. Evet. Ekliye supleye karışmıyor gibi. Evet. Yani top kaybı yok. Top kaybı sıfır. Ama o problem yani bir adam geçişini görmüyorsun. Anca top müsait olursa şut atıyor. Araya harika pas atıyor. Ama ne adam geçişi var, ne zorlaması var. Yok. Çok az yani. Rahat, rahat oynamayı. Daha da devreye sokması lazım. Onun kendi devreye girmesi lazım ama zaten Josef'in önde oynamasına sebep Pjanic'in şu an bu oyunu oynamak istemesi. Yani defansın önünde daha rahat topla buluşmak istiyor. Yani rakip defansın arasında kaybolmak istemiyor. Daha çok topla buluşup servis yapmak istiyor. O yüzden Josef'e daha fazla yük biniyor hocam, o zaman. Belki, hem ileri destek hem Pjanic'e destek. Bazı oyuncular kendini o bölgede biraz daha mesela yapıyor. Oğuzhan da bugün. Şimdi Oğuzhan'dan çok şey bekleyen taraftar da var. Hani ama maalesef Oğuzhan yani hayır koyamadı üzerine. Yani uzun süredir bir koyamadı üzerine. Hep çok da görev geldi Oğuzhan'a. Evet. Yani onu yapabilme şansını buldu sahada. Bugün de oyundan oyunun içine giremedi çok fazla. Giremeyince bütün orta sahadaki iş biraz daha çok Josef'in üstüne biniyor. Hem hücuma destek verecek hem defansa destek verecek. Elinden geldiği kadar yapıyor ama tek başına da olmuyor. İşte hem İbrahim Hoca'nın hem Gökhan Hoca'nın söylediği gibi Pjanic için biraz daha inisiyatif alması lazım. Daha fazla öne doğru oyunu daha riskli alarak oynaması lazım. Bu genel anlamda oyun olarak baktığımızda İbrahim'le beraber seyrettik maçı. Yani ilk yarı oyun olarak golün haricinde bir şey yok. Pozisyon olarak da bir tek offside olan bir pozisyon var. Batshuayi'nin kafayla vurdu, Vivian'ın çıkardı. Bir de ikinci yarının başında Batshuayi'nin getirip Larin'e verdiği çok net bir pozisyon var. Avuta vurdu. Onun haricinde hani Beşiktaş'ın çok net diyeceğimiz pozisyonu yok. Evet pas yaptı, özellikle ilk yarı topa sahip olan takım Beşiktaş. Buna şey de müsaade etti, Karagümrük de müsaade etti. İkinci yarı oyuncu değişikliklerinden sonra biraz daha öne doğru çıkmaya sonra başladı Karagümrük. Biraz daha fazla. İkinci yarıda çok pozisyon buldu tabii. Fatih Karagümrük. İlk yarıda 6 kez rakip ceza sahası içerisinde girmiş. Maç sonunda 25'ti rakam. Rakamları gösteriyoruz. %46, %54. İlk yarı %63'e, %37'lerde falandı. Evet. Hani ikinci yarı bu Karagümrük lehine arttı. Tabii. Ama Karagümrük'ün de hani çok net diyeceğimiz bir tane pozisyon var. Pes için çok vuramadığı, ıskaladığı bir pozisyon. Ne pas verebildi ne kendine vurabildi. Genel anlamda oyunun içinde çok anlatabileceğimiz aksiyonu yok. Oyunun çok büyük temposu yoktu. Sen girişte biraz iyimser davrandın oyun açısından. Yani oyunun genelinde anlatılacak çok fazla şey yok. Hikaye yok yani oyunda. Ama nedir? Burada yine diğer hocalarımızın da dediği gibi bu durumda alınan 3 puan. 3 puan. Atılan bir gol, alınan 3 puan. Her şeyi bir tarafta, yani, bir tarafa siliyor işte. Beşiktaş açısından son 15-20 dakikayı unutması lazım. Yani top tutmadı, pas yapmadı. Devamlı şekilde Karagümrük kaptığı toplarla Beşiktaş ceza sahasını zorladı. Özellikle Pesic girdikten sonraki kısa bir süre Allah'tan oynamış. Bayağı bir zorladı. Pozisyon bulamasa bile o topu orada tuttular. Beşiktaş
yarı sahasında topu tuttular ki Beşiktaş'ın bu 15-20 dakika oyundan çıkarması lazım. Böyle oynadığı zaman aklıma işte o yüzden Kasımpaşa maçına geldi. Nasıl Kasımpaşa maçı? 1-0 öndesin. Her şey iyi gidiyor senin açından ama sonra oyunun üstünlüğü Kasımpaşa'ya geçiyor. Şimdiki Karagümrük maçı olduğun, Karagümrük maçında olduğu gibi. Ama Kasımpaşa şunu yaptı, golü buldu. Geldi Eren ortaladı işte golü buldu. Burada Karagümrük golü bulamadı. Mesela aynı şey de olabilirdi.